Karşının hikayesinden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serhat Yiğit Çetin. Reklamlarını çok gördüm, dilime çok plesenk oldu. Bu aç dök karıştır bir dakikada hazır. Doktor Ötken'in bardak pudingini yapacağım. Çok merak ediyorum. Kakaolusu değil, ben kahvelisini aldım. Nasıl olur da soğuk suyla puding yapılır onu bilemiyorum. Hani içindekiler nelerdir. Çünkü normal pudingde sıcak olarak kaynatarak kakao ve kakao yağı yoğunlaşıyor da puding oluyor. Önce bu Dr. Oetker'in 30 gramlık kahveli bardaklı pudingine bakayım. 150 ml soğuk sütle yapılacak. İçinde şeker, modifiye mısır nişastası, bitkisel lif, çözünür toz kahve yani granül kahve, aroma vericiler, renklendirici varmış. Domuz yağı ile ilgili hiçbir şey içinde yokmuş arkadaşlar. Normal pudingde de şeker, mısır nişastası, yağ azaltılmış kakao tozu, çikolata parçaları, şeker, süt tozu, kakao kitlesi, kakao yağı, peynir altı suyu tuzu, emülgatör, aroma verici, tuz hepsi var arkadaşlar. Bunun içinde de fındık olabilir diyor ama içindekiler kısmında da fındıkla ilgili bir şey söylemiyor. Bu sıcak sütle yapılıyor. Bunu da soğuk sütle deneyeceğim. 150 ml yarım yağlı süt hazırlayayım. Yani bir ufak kase kadar puding çıkacak büyük bir ihtimal. Az biraz kahve kokuyor. Tamamen beyaz. İçinde çok az kahveyle ilgili kırıntılar var buranın kahveyle ilgili. Bakalım bir dakikada kronometre tutacağım. Aç dök karıştır bir dakikada hazır. Hadi bakalım. Başlattım. Kokusu güzel geliyor. Ben çok fazla yapay şey var diye düşünüyorum içinde. Ama içeriği normal pudingden daha az madde var. Şu an 30 saniye oldu. Biraz yoğunlaşmaya başladı. Saniye. Daha tam yoğunlaşmadı. Puding kıvamına gelmedi daha. Biraz yoğunlaştı. Evet, şu anda bir dakika karıştırdım. Bir dakika da kenarda bekleteceğim. O sırada da normal puding ile yapsaydık nasıl olurdu? Ona bakacağım. Buna da 150 ml su ekliyorum. Bu 115 gram. 4'te 1'ini kullanacağım. Hatta biraz da fazladan koyayım. Bunu da bir dakikada karıştırayım. Sıfırladım. Başlattım. Bu büyük bir ihtimal soğuk çikolata gibi olacak. Zaten karışımda da tozlar üstte kaldı. Sütün üstünde kaldı. Sıcaklık görmesi gerekiyor çünkü. Hani bu bardakta pudingde içindekiler eğer gerçekse, gerçek yazılarsa eğer mantıklı olabilir. Sütün başında, ocağın başında kaynamasını bekle, sürekli karıştır, dibi tutmasın gibi derdimiz olmaz. Fiyatı da uygun zaten. Evet, 45 saniye oldu. Bu hala sıvı. Sıcaklık görmesi gerekiyor. Bu normal pudinglerde. Bu anormal puding. Ben pudingi çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden
bu videoyu çekiyorum. Ciddi anlamda çok sevdiğim bir şeydir. 1 dakika oldu şu anda. Hatta 1 dakika 7 saniye oldu. Hala gördüğünüz gibi sıvı. Ben bunu soğuk puding olarak içeceğim arkadaşlar. İçecek yapmış oldum. Bu Nesquik'in çocuklara alınan, süte katılan tozlar var ya, o tadında şu anda. Çok şekerli. Hani içilmez, denemeyin arkadaşlar. Hani ben denedim, siz denemeyin. İçilecek gibi değil. Sıcak çikolata alın daha iyi. Hatta onun da videosunu çekeceğim ben. Bu birazcık yoğunlaşmaya başladı. Ortalama 1,5 dakika, hatta 2 dakika kadar oldu. Paketinde 1-2 dakika bekletip servis yapın diyordu. Pudingde bundan daha yoğun olması gerekiyor. Bir tadına bakacağım. Tadı güzel arkadaşlar. Ama denemeyin. Çünkü normal puding görünümünde ya da koyuluğunda değil arkadaşlar. Ben ciddi anlamda pudingi çok seviyorum. Pudingden anlarım diyeyim. Ama bu hani buzdolabına koysak biraz daha katılaşır mı? Eğer buzdolabına koyup da bekleteceksek ekstradan, aç dök karıştır, bir dakikada hazır gibi olmuyor. Bu şekilde ferahlatıyor. Evet, ama puding olarak yemezsiniz bunu. Sütlü bir tatlı olarak yiyebilirsiniz. Daha da yoğunlaşacağını düşünmüyorum. Biraz daha karıştırayım. En sonuçta reklamda bir dakikada diyor. Belki daha çok karıştırınca olabilir. Çok az daha aslında yoğunlaştı arkadaşlar. Hani puding değil de normal bir tatlı yemek istiyorsanız bunu deneyin arkadaşlar. Öbür türlü alıp da evde puding yapacağım diye düşünmeyin. Normal pudingi alın, sıcak sütle iyicene yedirin, iyicene yoğunlaştırın. En sonunda böyle tencerede kalanları böyle parmağınızla böyle atıp yerseniz de daha çok keyifli olur. Çünkü ben çocukluğumda annem hep tencereleri bana bırakırdı. En sonunu böyle parmaklardım. Sonra da makineye atardım. O çok keyifli olurdu benim için. Hala karıştırıyorum. Yok arkadaşlar, hani en son yoğunluğu bu. Tadı güzel. Beğendim. Ama beklediğim gibi yoğun bir puding değil. Puding çünkü biliyorsunuz böyle jöle gibi sallanıyor. Normal pudingle de yaptığım bu. Bütün hepsi zaten dibine de çöktü. Bu da başarılı değil. En güzeli normal sıfır paket puding alıp ocakta pişirmek arkadaşlar. Hani 1 dakikada 2 dakikada hazır olacak diye de böyle bir şey gerek yok. Çünkü 1 dakikada karıştırıyorsun ortalama. Hadi yoğun olsun yiyeceğine 1,5 dakika diyelim. Üzerine 1-2 dakika kenarda bekletiyorsun. Falan filan, hiç uğraşa gerek yok. Normal pudingle uğraşın bence daha mantıklı. Üstünde bir de böyle, çünkü biliyorsunuz pudingler soğuduğu zaman üstünde bir zar oluşuyor. O zarı yemek de çok keyifli oluyor. Bunda öyle bir şey yok. Denemeyin arkadaşlar. Hiç gerek yok. Her reklama inanmayın benim gibi. Özellikle puding olduğu için ben inanmıştım. Ama gerek yok arkadaşlar. Normal pudinge devam edelim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ki daha iyi videolar çekebileyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.